Şimdi gelelim bu az önce söylediğimiz bibliometrik analiz için kurguladığımız, kurduğumuz yapının bir program üzerinde analizine. Yani biz program kullanarak aslında bu verileri anlayabiliyoruz, anlamlandırabiliyoruz. Bunlardan birincisi, kullanacağımız programlardan birincisi Wolfsweeper, belki de en fazla kullanılan. Bibliometrik analiz için kullanılan bir görselleştirme aracı Wolfsweeper. İndirmek için işte wolfsweeper.com/download seçeneğine giderek oradan indirebilirsiniz. Bu size bir dosya indirtecek. Yani kurulum gerektirmeyen bir dosya. Siz bunu işte masa üstüne aldığınızda masa üstünde kurulu olarak gelecek. Yani şöyle söyleyelim. Mesela biz şimdi burada ben buraya masa üstüne indirdim mesela bunu. Wolfsweeper 1.6 19. versiyonu indirdim. Daha sonra işte bir zip dosyası. Zip dosyasının içerisinde bunlar var. Data var, history var, lisans var, bir de manuel var. Yani bu aslında nasıl kullanıldığıyla alakalı. Bunu da inceleyeceğiz daha sonra. Ve şuradaki Wolfsweever'ı çift tıkladığınızda, Excel dosyasını çift tıkladığınızda aslında Wolfsweever'ı açmış oluyorsunuz. Dolayısıyla kurulumu kolay zaten biliyorsunuz. Bu programı kurduktan sonra, açtıktan sonra artık bibliometrik analiz yapmaya hazırsınız, hazır hale gelmişsiniz demektir. Programı açtığınızda bir arayüz sizi karşılayacak. Çeşitli pencereler var. Bu pencerelerin içerisinde farklı yerlere farklı bilgiler girmeniz gerekiyor ki analiziniz doğru şekilde çalışsın. İşte burada gördüğünüz gibi diyelim ki file, yani öncelikle tabii ki az önce indirdiğimiz dosyayı bir göstermemiz lazım. Bunun için create sekmesine tıkladım. Bunu şurada da görebilirsiniz. Burada arkadaşlar bir arayüz tanıtım görselimiz var. İşte birinci kısımda şu ortadaki panelde main panel, yani ana panel, yani burada çizim yapılacak, yani çizimler burada gösterilecek. İkinci panel, yani şurası. Burada da işte o çizimle alakalı bir takım seçenekleri, opsiyonları belirlediğimiz yerler, işte maximum length gibi, işte size variation gibi, yani büyütme, küçültme, daha böyle minimumları değiştirme, renkleri değiştirme, background gibi, arka planı siyah yapma gibi bir takım özellikleri var ikinci şeyde. Şurası yani. İkinci kısımda bu tip ayarlamalar yapabilirsiniz. Üçüncü kısımda da işte burada information veriliyor, bilgi veriliyor. İşte Journal of Finance'da çıkan makalelerle ilgili bir atıf analizi yapmış. İSS senesini falan veriyor. Yani bilgilendirme amaçlı daha çok. Overview panel şurası. Şurada işte bazen %100 görmeyeceksiniz de yakınlaştıracaksınız. Yakınlaştırdığınızda uzaklaştırdığınız görselin, daha doğrusu uzak olan görselin de ön izlemesini burada görebilirsiniz. Beşinci action panel bizim için önemli. Burada işte veri setini alacağız. Veri setini burada açacağız. Veri setini burada kaydedeceğiz. Screenshot'ları burada alacağız, işte görüntüleri burada alacağız falan veya manuele buradan ulaşacağız veya about Wolfsweeper, hangi Wolfsweeper'ı kullanıyoruz, hangi versiyonu kullanıyoruz. Bununla ilgili de bilgileri buradan alabileceğiz. Yani şu tasarım, burada gördüğünüz tasarım bu şekilde anlatılabilir. Dediğimiz gibi eğer şurada Wolfsweever'ın manueline tıkladığınızda aslında Wolfsweever'ın ne olduğuyla alakalı çok daha geniş bir anlatım var burada, ama biz dediğimiz gibi biraz da bunun gösterimine odaklanacağız. Nasıl kullanıldığını gösterimine odaklanacağız. Burada ne olduğuyla ilgili daha detaylı anlatıma ulaşabilirsiniz. Biz geldik şimdi neredeyiz? Bir dakika. Create dedik. Create'den sonra burada network datalarımız olabilir. Şu anda network datamız yok. Bizim elimizde ne var? Bibliometrik datalar var. Daha sonra işte o bibliometrik datalardan belki bir harita oluşturacağız. Harita datası oluşturacağız. Daha sonra yapacağız bunu. Şimdilik biz bibliometrik data ile çalışalım. Bakın burada diyor ki işte authorship'lerle ilgili bilgiler alabiliriz. Keyword'lerle ilgili bilgiler alabiliriz. Citation'larla ilgili bilgiler alabiliriz. Coupling'lerle ilgili, birlikte çalışmalarla ilgili falan, yani map'lerle ilgili alabiliriz falan. Bu tip bilgileri bana verirsen ben sana bunlarla ilgili bilgi sunarım diyor. Şimdi az önce hani WOS'ta biz indirmiştik ya, text dosyası, RIS dosyası, EndNote dosyası. Bununla ilgili işte değişik yerlerden aldığımız dosyaları burada sunabiliriz, tanıtabiliriz. Veya RIS dosyası, az önce söylediğimiz gibi eğer RIS formatında gönderdiysek, kaydettiysek bununla da alabiliriz. Veya direkt Web of Science'dan aldığımız bir ne diyelim raw data, yani ham veriyi çalışabiliriz. Veya işte Dimensions'dan alabiliriz, Lens'ten alabiliriz, PubMed'den alabiliriz. Özellikle şu Dimensions'ı ben öneriyorum. Yani burada aslında bir kısıtımız yok. Mesela Wolfsweever'ı, daha doğrusu Wolfs veri tabanını kullanmak istediğimizde İşte 1.000 taneye kadar aktarabileceğiz ve bazı verilere, bazı yayınların bazı verilerine
ulaşamayacağız veya bazı açık kaynak olmayan verilere ulaşamayacağız falan. Bu tip durumlarda tabii ki Dimensions gibi bu verileri daha ücretsiz ve işte açık erişimde sunan kaynaklar bizim için daha iyi bir alternatif sunacak. Ama biz şimdilik Web of Science'da çalışıyoruz. Scopus'ta da Web of Science gibi bilgileri toplayabilirsiniz. Biz şimdi gelelim Read Data from Web of Science dedik. Burada Web of Science'ın verisini tanıtacağız. Tabii ki ben bunu masa üstüne indirmiştim hatırlarsanız. Text dosyası olarak indirmiştim. Tamam dedim. Text dosyasını çalıştıracağım. Daha sonra burada bir takım bize seçenekler sunacak. Bakın onları şurada da sunmaya çalıştık. Önce create dedik. Sonra create map based on bibliometric data dedik. Sonra next dedik. Bunları zaten az önce söyledik. Sonra bakın bir takım seçenekler. Bununla ilgili co-authorship, yani networks of co-authors. Co-author yani çalışan kişilerin, birlikte çalışan kişilerin bir network'ü diyebiliriz. Co-occurrence, networks of the keywords provided by the authors or the editor. Editörler veya yazarlar tarafından sunulan keywordlerin, anahtar kelimelerin bir ağını çıkartmak isteyebilirsiniz. On counting olabilir aşağıda. Bununla ilgili işte bir takım bilgiler ben burada sunmaya çalıştım. Veya siz işte autorları analiz edebilirsiniz veya organizasyonları analiz edebilirsiniz, kurumları analiz edebilirsiniz. Bununla ilgili sağ tarafta seçim yapmanız gerekir falan. Yani bu hazine dosyası diyelim İngilizcesi neyse. Hazine dosyasında bazen işte bazı verilerle birlikte, yani işte bazen yazım hatası olabilir. Farklı varyantları olabilir. Bir kelime başka şekillerde geçmiştir. Küçük harf, büyük harf olmuştur falan. Bununla ilgili bir hazine dosyası sunabiliriz. Yani çok ilerleyen aşamalarda. Şimdilik bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Diyelim ki biz varsayılan olarak co-authorship'i ön plana çıkartacağız. Co-authorship'ler arasındaki ilişkileri ön plana çıkartacağız. Bunun için işte authors'ları inceleyeceğiz. Diyelim ki full counting olsun. Daha sonra bakın burada ignore documents with a large number of authors. Yani bir yazarın 25'ten fazla makalesi olduğunda bunu umursama. Yani bu da aslında makul bir şey. 25'ten fazlaysa umursamayacak. Minimum number of document of an author. Ne demek? Bir yazarın minimum 5 makalesi olursa bunları değerlendirmeye al. Neden 5 olsun? 2 olsun mesela, değil mi? Yani bir konu hakkında 5 tane makalesi olunca mı biz o yazarı buraya değerlendirmeye alacağız? Hayır, bir konu hakkında 2 tane, 3 tane makalesi varsa da onları alabiliriz. Mesela citation'ları da söyleyebiliriz. Tabii ki en az 10 citation'ı olsun diyebiliriz mesela. Bu konu hakkında diyelim. Bunu da biz kendimizce bir tasarımla bunları ortaya koyabiliriz. Yani bunları söyledikten sonra işte 2 olsun, 0 olsun falan gibi. Daha sonra burada da birbirleriyle zayıf bir şekilde bağlantılı olan yazarların dışarıda bırakabileceğimiz bir seçeneği de geliyor. Bunu da istersek tercih edebiliriz. Ve daha sonra bunu da tercih ettikten sonra diyelim ki burada 591 tane yazar varmış, autor varmış. Bunları ben tercih etmek istiyorum. Peki bu 591 kimler? Bunlar burada gözüküyor. Hangi kişinin kaç yayını var? Burada bir sıralama yapabilirsiniz. Yani mesela Liu Yang'ın 16 yayını varmış, 442 atıfı varmış ve bunun strength'i yani güçlülüğü 58 olarak gelmiş falan. Burada yazar analizini görebilirsiniz. Biz burada yazarları inceliyoruz ya, yazarların güçlülüğünü inceliyoruz, yazarların bağlantılarını inceliyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili bilgi vermiş oldu. Tamam diyelim. Daha sonra bizim için bir grafik çıkartıyor, network çıkartıyor. Bu network bize hangi yazarlar birlikte çalışmış, hangi yazarlar kümelenmiş, hangi yazarlar birbirlerine atıf yapmış, bununla ilgili bilgi veriyor. Mesela bizim burada kümelerimiz oluştu. Şimdi şu sağ tarafı zaten oynayarak bir şekilde kurcalayabilirsiniz. İsterseniz black background yaparsınız. Belki görüntü biraz daha hoşlaşır. Veya işte karanlık tema, açık tema hangisini kullanmak isterseniz. Dolayısıyla burada bize ne söylüyor?
Birlikte çalışan yazarları, kümelenen yazarları söylüyor. Bunu tabii şurada da görebiliriz. Bakın, file kısmını anladık zaten. Burayla ilgili konuştuk. İstersek şu anın görüntüsünü screenshot olarak alabiliriz. Sonra bunu koyabiliriz. Network Visualization burada. Yani network görselleştirmesi burada. İstersek bunu biraz daha farklı, böyle density ile birlikte, yani yoğunlukla birlikte gösterebiliriz. Yani büyük olanlar daha fazla, daha koyu bir renkte ortaya koyulursa böyle de yapabiliriz. Yani nerelerde hangi kişiler daha fazla yoğunlaşmış veya böyle de bir grafik alabiliriz diyelim. Şimdi bu grafikle ilgili arkadaşlar, dediğimiz gibi bakın burada daha büyük düğümler, daha büyük düğümler mesela Li Yang en çok yayın olan yazarları temsil edecek. Mesela Liu Yang'dı değil mi? 16 tane yayını vardı bizim az önceki tablomuzda. Dolayısıyla onun çemberi biraz daha büyük. Çemberi küçük olanlar daha az yayına veya daha az strength'e sahip olan yazarlardır diyebiliriz. Veya güce sahip olan yazarlardır diyebiliriz. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra tabii ki buradan ekran görüntüsü alarak bunlarla ilgili analizler yapabiliriz. Yazarları kümeledik. Yazarların kümeleriyle ilgili bilgi verebiliriz. Onu nereden veririz? Bakın burada items, yani tek tek bu yazarları görmek istediğimizde isterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela kaç tane burada cluster var? 19 tane cluster var. Bu 19 tane cluster'ı tabii ki incelemek isteyebilirsiniz. Hangi yazarlar birlikte cluster olmuş? Bunu diyelim ki Word'de bir tablo açarsınız. Birinci tablo, birinci sütunda birinci cluster, ikinci sütunda ikinci cluster, üçüncü sütunda üçüncü cluster falan gibi. İşte bunlar clusterlar içerisinde de en yüksek atıf alan, diyelim ki 3 kişiyi, 5 kişiyi koyarsınız. Bu 3 kişinin, 5 kişinin yayınlarını koyarsınız. Onları da analiz edersiniz, okursunuz, özet çıkartırsınız ve bunlarla ilgili bağlantıları ortaya koyarsınız en azından diyelim. Dolayısıyla arkadaşlar, biz burada tabii ki bu analizlerle ilgili de değişik normalizasyonlar da yapabiliriz. Veya işte burada bir takım tabii ki oynamalar, değişiklikler fark edebilirsiniz. Veya farklı olduğunu düşündüğünüz noktalar varsa bunlarla ilgili değişik çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz diyelim. Daha düzgün bir görünüme sahip olabilmek için falan veya işte daha anlamlı bir görünüme sahip olabilmek için bunlar da değişiklikler yapabilirsiniz diyelim. Bunu yapabileceğiniz gibi bakın şimdi gelin farklı bir analiz yapalım. Yine create'e geldik. Bu sefer create map based on text data. Text datalar üzerinden bir analiz yapalım istiyoruz. Yani mesela abstractları inceleyebiliriz. Burada diyelim ki Web of Science'tan aldığımız bibliometrik database'i alalım tekrar. Yine burada text dosyasını seçelim. Text dosyamız gelsin. List dosyasını da seçebilirdik. Bu sefer abstraktlar üzerinde bir analiz yapacağım. Abstraktlarda geçen kelimeleri analiz edeceğim diyelim ki. Yine next dedim. Abstract incelemesi biraz daha uzun sürer. Çünkü orada abstraktın içerisinde belki de 300 kelime, 500 kelime var. Ortak geçen kelimeler nelerdir? Bununla ilgili bir bilgi çıkartacak burada. O yüzden biraz uzayabilir. Bu makalelerin uzunluğuna göre, makalelerin sayısına göre yaptığımız analizin uzaması da mümkündür. Biz burada 1000 tane makale için yapıyoruz. Bazen böyle 5000, 10.000 makale içinde yapılan çalışmalar var. Dolayısıyla biraz daha vakit alabilir bu en azından analiz kısmı diyelim. Şimdi bunun çalışmasını bekleyelim. Daha sonra binary counting olsun. Mesela diyelim ki bunları minimum number of occurrence at a turn. Bunu mesela biraz daha düşürelim. Biraz daha 8 yapalım mesela. 780 tane olmuş. Yani 19.553 terms'ten, kelimeden 780 kelimeye düşürdük. Tamam olsun. Number of to be selected. %60'ını seç istersen diyor. Tamam, %60'ını seçelim. Most relevant olanlardan %60'ını seçelim. 780 taneden en yüksek %60 olan 468 taneyi seçmiş olduk. Şimdi bunların ilişki skorlarını ortaya koyacak. Relevance scores'ları ortaya koyacak. Daha sonra burada gördüğünüz gibi farklı farklı kelimeler kaç kez geçmiş, hangi relevance'da geçmiş. Tabii ki bunu yüksekten büyüğe doğru sıralayalım şöyle. Mesela bu 379 kez geçmiş, bu 80 kez geçmiş, bu 13 kez geçmiş falan gibi. Daha sonra bunu tamamla diyoruz. Bir de böyle bir etiket bulutu şeklinde bir bulut verecek. Gördüğünüz gibi tabii bu daha sadeleştirilebilir, birleştirilebilir. Diyelim ki başka kelimeler, aynı kelimeler varsa
varyasyon şeklinde bunlar ortaya koyulabilir. Mesela matter kelimesi aslında bu particle matter yani PM aslında ama matter diye geçmiş. Yani tekil olarak geçmiş. Belki bu birleştirilebilir. Particulate matter denilebilir falan. İşte burada gördüğünüz gibi farklı kümeler oluştu. Kümeleri nereden görebiliyorduk? Buradan görebiliyoruz. Kaç tane kümemiz varmış mesela? 5 tane kümemiz varmış. 5. kümede 50 tane var. 4. kümede 54 tane var. 2. kümede 135 tane var falan. Mavi olan 1. küme falan, 2. küme, 3. küme falan gibi. Yani hangi kelimeler birlikte yer almış değil mi? Bunun analizini yapmak istediğimizde de böyle bir analiz yapabiliriz arkadaşlar. Walsh-Weaver'la ilgili bunları söylemiş olalım. Şimdi gelelim. Bunlarla ilgili burada anlatımları da söylemeye çalıştım. Nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım. Şimdi gelelim Bibliometrics tool'una, aracına. Walsh-Weaver'la ilgili arkadaşlar bunu söyledikten sonra tabii ki manuel dosyasında paylaştığımız için takıldığınız yerlerde oralarda daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ama kısa bir gösterim yapmak istersek bunları söyleyelim. Şimdi Bibliometrics'e gelelim. Bibliometrics'te aslında şu yazarlar Arya ve Kukurullu tarafından geliştirilmiş bir paket. Bunu işte bu yazarlar tarafından anlatılmış bir makale de var aslında. Oraya da gidebilirsiniz. An R Tool for Comprehensive Science Mapping Analysis Science Direct'te bir makale var bununla ilgili. Onu okuyabilirsiniz. Bu paket sayesinde Scopus'tan, Clarity Analytics'ten yani Web of Science'tan, PubMed'den, Cochrane'den veri tabanlarından bibliometrik verileri alabilirsiniz. Bibliometrik analiz yapabilirsiniz. Ortak alıntılar, birleştirmeler, bilimsel işbirlikleri falan, eş kelime analizleri, co-occurrence'lar falan. Bunları verileri matrisler şeklinde yorumlayabilirsiniz ve içeriklerini analiz edebilirsiniz. Bu paketi tabii ki R programlama dilinde kullanabilirsiniz veya bir arayüzü olan BiblioShiny uygulamasıyla da kullanabilirsiniz. Bunun kurulumunu şurada nasıl yapıldığıyla alakalı bir link paylaştım. Bu linke giderek kurulumuyla ilgili bilgi alabilirsiniz. İşte BiblioShiny'i kurduktan sonra nasıl kullanılır? Bununla ilgili de bir link paylaştım. Diyelim ki şurada linke gidelim mesela şuradan. Bibliometrics Download dediğinizde şöyle bir sayfa açılıyor. Öncelikle tabii ki RStudio'yu kurmanız lazım. RStudio'yu kuracaksınız. Daha sonra RStudio'nun içerisinde bir paket yükleyeceksiniz. Bibliometrics paketini. Onun için de işte RStudio'yu ben şimdi açayım mesela RStudio'yu. RStudio programını kurduktan sonra bir paket gibi düşünebilirsiniz. Bibliometrics uygulamasını. O paketi de yükledikten sonra bilgisayarınıza Bibliometrics paketini yüklediniz. Şimdi sadece ne kaldı? BiblioShiny uygulaması kaldı. BiblioShiny uygulamasında çağırdığınızda bu kurma ve kullanma sürecini başlatmış oluyorsunuz. Evet, şimdi gelelim. Bakın burada gördüğünüz gibi Tools Install Packages'tan yani şuradan Tools'tan Install Packages'tan ben zaten kurdum ama kurmak isterseniz burada Bibliometrics'i arayacağız. Şurada Bibliometrics. Bakın geldi. Bibliometrics'i install dediğinizde kurmuş olacak. Ben zaten kurdum. Kurulup kurulmadığını nasıl anlayacağız? Bakın o da şurada yazacak. Nasıl kullanılır diye bir şurada. Nasıl kullanılırla ilgili şöyle bir linkimiz var. Buraya gireceğiz. Bu da Bibliometrics'in kendi yazarları tarafından yapılmış bir sunum. İşte Arya ve Kukurullu neyse. Bu kişiler tarafından yapılmış bir slide. Burada işte daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz. Biz BiblioShiny uygulamasını yükleyeceğiz. Ne diyor? Bakın bunları yükledikten sonra şöyle çağırın diyor. Library Bibliometrics ile çağırın diyor. Biz şimdi bunu çağıralım. Library Bibliometrics diye çağıralım. Bu kütüphane kuruluysa bu gelecek. Eğer kurulu değilse az önce söylediğimiz gibi kurabilirsiniz. Daha sonra bunu çağırdık. Çağırdıktan sonra BiblioShiny uygulamasını çağıracağız. Bunun için de bakın şuradaki komutu kullanacağız. BiblioShiny komutunu.
Onu istersek buradan kopyalayabiliriz veya burada zaten çağırdığımızda bununla ilgili bilgi gelecek. Bakın diyor ki tamam kurmuşsunuz diyor. İsterseniz diyor BiblioShiny uygulamasını şöyle çalıştırabilirsiniz diyor. BiblioShiny uygulamasını böyle çalıştırabilirsiniz. Daha sonra bunu çalıştır dediğinizde bir tarayıcıda yeni bir sekme açılıyor. Tarayıcıda yeni bir sekme açılıyor. Bu sekmeden artık işlemlerimizi bir arayüz aracılığıyla yapabiliyor hale geleceğiz. Şimdi açılsın bu. Bunu tabii ki arkadaşlar RStudio üzerinde yazarsak yani kodlarla yazarsak elimiz daha geniş, daha esnek. Ama arayüz olarak da kullanabiliriz bu uygulamayı. Arayüzde biraz daha onun istediği, arayüzün istediği şeyleri yapabileceğiz. Ama biz istersek bunu kodlar üzerinde de yazabiliriz. Şimdi BiblioShiny uygulaması böyle bir arayüze sahip. Bizim ilk yapacağımız şey tabii ki veriyi seçmek. Az önce gösterdiğimiz aslında text dosyasında alabiliriz. İndirdiğimiz text dosyasında alabiliriz. Veya bunların zaten kendi bir verisi de var. Diyelim ki use a sample collection diyelim. Use a sample collection'da aslında bunları kendi verilerini biraz alalım ki biraz daha standart olsun. Gördüğünüz gibi artık o WASP'ta indirdiğimiz text dosyası var ya onun gibi bir dosya aslında. 898 tane burada veri var veya 898 tane yayın var öyle de diyebiliriz. Bu yayınlara ilişkin bilgiler var. Bakın DOI'ler, AU'lar, AF'ler, CR'ler falan. Bunlarla ilgili bütün bilgileri burada sunmuş. Yani bilgiler, makale bilgileri, nerede yayınlanmış, ne zaman yayınlanmış bununla ilgili bilgiler. Daha sonra biz bu verileri aldık artık. Daha sonra biz istersek bir filtrasyon uygulayabiliriz. Mesela 1985 çok erken diyelim ki 2010 yılından itibaren olanları, İngilizce olanları, sadece article olanları diyelim ki proceedingleri silelim. Early access'leri silelim, book chapter'ları silelim, sadece article olanlar gelsin gibi bir uygulama yapabiliriz. Apply dediğimizde bakın 749'a düştü. Tamam ben 749'la devam etmek istiyorum dediğimizde diyelim ki bu 749 tane makalenin main information'ları nelerdir? Bununla ilgili bakın burada gösteriyor işte 2010 ile 2020 arasında 266 tane source'tan. Source ne demek? Aslında yayın evi gibi de düşünebilirsiniz veya journal olarak da düşünebilirsiniz. 266 tane journal'dan 749 tane document yani 749 tane makale yıllık artış oranı %19'muş. Yani her yıl %19 yeni makale ekleniyor gibi düşünebilirsiniz. Yazar sayısı yazarların bireysel sayıları yani bir yazar demek ki 81 yazar tekil olarak geçmiş. 1834 farklı yazar varmış burada. %39 international co-authorship yani uluslararası birlikte yazarlıklar falan falan falan. Bununla ilgili işte bu information'ları istersek bakın şurada güzel bir özellik var. Artıya tıklayarak bu rapora eklendi bakın. Şu anda bir rapor oluşturuyor Excel dosyası. Bu rapora eklenmiş oldu. İstersek bunları tablo olarak alabiliriz. Az önce görsel olarak olan şeyi istersek Excel'e tablo olarak bunları alabiliriz. Bakın Excel'e aktar dediğimizde, aç dediğimizde bu veriler Excel dosyası olarak bize geliyor. Bu da önemli bir avantaj tabii ki. Yani kopyalanabilir metin olması, istediğimiz gibi bunlar üzerinde işlem yapabilmemiz güzel bir avantajlı kolaylık sunuyor bizim için. Burada istediğimiz gibi kullanabiliriz. Yani hangi verileri nerede kullanıyoruz bununla ilgili de bize bilgi veriyor. Daha sonra gelelim ilk analizimize. Annual Scientific Production yani senelik yayın sayıları, senelik yayın sayıları. Bakın 2010'dan itibaren almıştık. 2020'ye doğru demek ki bu alanda bir artıştan bahsedebiliriz, bir trendten bahsedebiliriz. Peki bu yayın sayılarıydı. Bir de citation'lara bakalım. Tabii ki citation'larla ilgili şunu da söyleyelim. O yıl yapılan yayınlara yapılan atıflar, o yıl yapılan yayınlara yapılan atıflar 2020'ye doğru tabii ki düşer. Çünkü sonlara doğru daha yeni okunmuştur makale. Onların dolayısıyla atıfları düşecektir. Ama bu veri de bizim için önemli. İstersek tree field plotlar çizdirebiliriz. İşte şöyle ki hangi yazarlar, hangi kurumdan, hangi ülkeden, hangi yayınları yapmışlar gibi böyle tree field plotlarımızı oluşturabiliriz. Bu da anlamlı bir plot veya grafik. Bunu da yorumlayabiliriz. Mesela İşte şu makale
şu kişilerden gelmiş ve şu anahtar kelimeleri kullanmış. Şu makale şu kişilerden gelmiş ve şu anahtar kelimeleri kullanmış. Yani üçlü alan grafikleri, üçlü alan grafikleri. Bu da güzel bir bize imkan sunuyor. Daha sonra gelelim. Bakın overview'da bunlar var. Yani genel bir çerçevede bakacaksak bunlar var. Source'lara geldiğimizde yani kaynaklara yani journal'lara diyebiliriz. Journal'larda hangi dergiler ön plana çıkıyor? Mesela Technological Forecasting and Social Change dergisi bu alanda 72 tane makale yayınlamış. Bu ne demek? Bu dergi aslında bu alanı domine etmiş. Çok ön plana çıkmış. Daha sonra ikinci sırada Research Policy gelmiş. Bunlar gelmiş, bunlar gelmiş. Bunlarla ilgili özelleştirme yapabilir miyiz? Evet, özelleştirme yapabiliriz. Mesela 10 tane değil de 20 taneyi ön plana almak isteyebiliriz. 20 tane. Diyelim ki daha fazla görmek istiyoruz. 20 taneyi ön plana aldık, tekrar çalıştırdık. Diyelim ki dergi sayısını 20'ye çıkarttık. Burada gördüğünüz gibi bazı dergiler 6'da kalmış, bazı dergiler 22, 27 falan. Bunların tablo verilerini de alabiliriz. Tabloyu alıp artık Excel'de istediğimiz gibi bunları görselleştirebiliriz. Veya buradaki görseli de şuradan kayıt et diyebiliriz. Daha sonra bunu tabii ki şuradan kaydet diyebiliriz. Ve rapora ekleyebiliriz. Bakın burası önemli arkadaşlar. Artıya tıkladığımızda rapora eklendi. Artık ben bunu kullanacağım yani daha sonra bununla ilgili bir analiz yapacağım demektir. Daha sonra local cited sources'lar var. Bunları da gösterebiliriz. Az önceki daha fazla dergilerle alakalıydı. Şimdi de hangi makale kaç kez atıf almış bununla ilgili baktığımız zaman hangi kelimeler daha fazla hangi journal'lar daha fazla atıf almış diye baktığımızda Citometrics dergisi 2100 tane atıf almış, Research Policy 1600 tane atıf almış. Bunu da ortaya koyabilirsiniz. Bradford's Law diye bir şey var. Bu da işte bu adamın geliştirdiği bir kural gibi. Yani biz burada dergileri değerlendirirken hangi dergi daha öncelikli? Bunu ortaya koymak istediğinizde Bradford's Law diyor ki işte siz article sayısına bakarsınız. Bunların işte skorlarına bakarsınız. Ben böyle bir skor oluşturdum. Bu skorlara göre en önemli dergi, ikinci önemli dergi, üçüncü önemli dergi falan gibi böyle bir size alan sunuyor diyebiliriz. Bradford's Law gibi. Sources Local Impact. Bu da impact'la ilgili konuşmuştuk ya, impact faktör. Bir derginin ne kadar impact'ı etkisi olduğuyla ilgili bir bilgi. Gördüğünüz gibi Technological Forecasting yani Social Change 30 impact faktöre sahip gibi düşünebilirsiniz. Her bir dergi senelik olarak kaç yayın çıkartmış? Buradan da aslında şunu tıklamayınca gelmiyor. Senelik olarak çıkan yayın sayısını görebiliyorsunuz. Diyelim ki bazı dergiler bazı yıllarda çok yayın yapmıştır, sonra yayını azalmıştır. Bununla ilgili de bir grafik burada görebilirsiniz. Mesela mavi olan hangisiyse artık bunu table'a da dökebilirsiniz. Mesela 2010 yılında Technological Forecasting and Social Change 4 makale yayınlamışken 2019 yılında 65 makale yayınlamış. Artışı görebiliyorsunuz. Veya burada 3'ten 30'a 40'a kadar çıkmış. Burada işte hiç yokken 12'ye kadar çıkmış. Zaten hepsinde genel bir artış var. Bunu da ortaya koyabilirsiniz. Hangisinin daha fazla arttığı ile ilgili konuşabilirsiniz. Dolayısıyla sources sekmesinde biz ne yaptık? Dergilerle daha fazla ilgilendik. Authors sekmesinde de tabii ki yazarlarla ilgili bilgiler alabiliriz. Yani bu alanda hangi yazar daha etkili, değil mi? Bununla ilgili baktığınız zaman Merigo mesela 20 yayına sahip. Number of Document 20 tane yayını varmış. Kumar diye bir adamın 14 tane, bunun 13 tane, bunun 10 tane. Yayın sayısıyla birlikte tabii ki atıf sayısını da vermeniz lazım. Yayınlarla birlikte atıflarının da kaç adet olduğunu söylemeniz lazım. Mesela diyelim ki en fazla atıf alan yine az önce gösterdiğimiz 20 yayın olan kişi en fazla atıf alan kişiymiş falan. Senelik olarak yayın sayılarına bakmak isteyebilirsiniz bu yazarların. Hangi yazar kaç makaleyi hangi senelerde yayınlamış? Bakın bu da güzel bir grafik. İşte diyelim ki Merigo bakın son işte diyelim ki 2015 yılından beri artık yayın yapmaya başlamış ve burada bir yoğunlaşması var. Başka yazarların tüm yıllar yoğunlaşması var falan. Burada işte büyük olan çember sayıyı gösteriyor. Biliyorsun mesela Kumar diye birisi tüm yayınlarını 2020'de yapmış. Daha önceden bir yayın yapmamış. Bununla ilgili de bilgi sahibi oluyorsunuz. Pandey diye birisi 2020'de yapmış diyelim ki.
veya şu adam son yılda yayın yapmamış gibi konularda bakabilirsiniz. Impact faktörlere bakabilirsiniz. Yazarların impact faktörleri daha önce işte tanım olarak vermiştik. Bununla ilgili konuşabilirsiniz. Bir 10 dakikamız kalmış. Biraz hızlanalım. Yani burada arkadaşlar ne vermek istiyorsanız onunla ilgili bilgi verebilirsiniz. Affiliation'larla ilgili bilgi verebilirsiniz. Hangi üniversiteden bu yayınlar yoğunlaşmış değil mi? Onu da görmek isteyebilirsiniz. Hangi ülkede diye bakabilirsiniz. Countries'lere bakabilirsiniz. Bununla ilgili de bilgiyi alabilirsiniz buradan. Tabii ki hepsini şöyle tek tek göstermeyelim ama mesela şu Word Cloud'ları da gösterelim. Kelime olarak baktığınızda bu kelimelerin bakın Innovation 113 kez geçmiş. Science 112 kez geçmiş. Performance 103 kez geçmiş. Intellectual Structure 70 kez geçmiş. Neyse. Yani bir Word Cloud oluşturduğunuzda da Word'ler büyüdükçe geçme sayısı da büyüyor gibi düşünebilirsiniz. Tree Map'ler oluşturabilirsiniz. Veya işte farklı farklı işte burada diyelim ki az önce gördüğümüz şeyi farklı şekilde tree map'ler şeklinde görebilirsiniz. Hangi kelime daha fazla geçmiş bunu ortaya koyabilirsiniz. Trend topiklere bakabiliriz. Yani son yıllarda özellikle hangi kelimeler ön plana çıkıyor bununla ilgili bir topikleri senelik olarak listeleyebiliriz. Hangi sene hangi kelimeler ön plana çıkmış? Mesela sustainability 2020 yılından itibaren öne çıkmış değil mi? Muhakkak bununla ilgili bilgi vermemiz lazım. Bunu söylememiz lazım. Quality mesela 2019 yılıyla birlikte ortaya çıkmış. Model field. Geride kalanlara bakalım mesela. State'ler, H indeksler falan. Bu konuyu tabii bilmiyorum çok da. Konular demek ki geride kalmış, eskide kalmış diyebiliriz. Clustering aynı şeyde gördüğümüz gibi Woz Weaver'da gördüğümüz gibi clustering'ler de yapabilirsiniz. Kümelenmeler de yapabilirsiniz. Bunun görseli biraz daha farklı Woz Weaver'a göre. Clustering by coupling diyebilirsiniz. Conceptual structure'lar oluşturabilirsiniz. Coherence network'ler oluşturabilirsiniz. Entelektüel yapılar oluşturabilirsiniz. Sosyal yapılar oluşturabilirsiniz. En son şu clustering by coupling'i de görelim. Daha sonra bu uygulamayı arkadaşlar böyle tanıtmış olalım ama bu uygulamayı tabii ki kullandıkça öğreneceksiniz. Ne işe yaradığını kullandıkça öğreneceksiniz falan. Burada gördüğünüz gibi bir araya gelen kelimeler etkilerine göre veya işte merkezine göre farklılaşan kelimeleri burada görüyorsunuz. Bununla ilgili farklı görselleştirmeler yapabilirsiniz. Mesela şu Collaboration Network'ü de gösterelim. Hangi yazarlar collaborate etmişler, birlikte çalışmışlar bununla ilgili görüyorsunuz. Yani bazı yayınlar aynı kişilerden çıkmış bununla ilgili bilgi sahibi oluyoruz. Daha sonra istersek bu report, az önce artı eklediğimiz report'u export ederek bir Excel dosyasına alabiliriz. BiblioShiny report dosyasına alabiliriz. O da bize az önce gösterdiğimiz şeyleri bir Excel dosyasında sunar. Dolayısıyla bu da bizim için kullanışlı bir yapı oluşturur. Evet. Diyelim ki şöyle bir Excel'imiz var. Bunu istediğimiz gibi kullanabiliriz. Gerçi çok fazla artıya tıklamamıştık diye biliyorum. Burada gördüğünüz gibi bunlarla ilgili bilgileri istediğimiz gibi görselleştirebiliriz veya onun verdiği görseli de kullanabiliriz arkadaşlar. Bibliometrics uygulaması da bu şekildeydi diyebiliriz. Burada işte çeşitli sorulardan faydalanabilirsiniz. Mesela biz az önce hava kalitesiyle ilgili ilgilenmiştik ya, bir takım soruları cevaplayacak şekilde bu analizi yapmamız lazım. Hava kalitesi çalışmaları için yayın ve alıntı eğilimleri nelerdir? Bu sorunun cevabını vermeniz lazım analizinizde. Hava kalitesi üzerine yapılan çalışmalar en çok katkı sağlayan yazarlar, kurumlar, ülkeler kimlerdir? Bunları ortaya koyabilirsiniz. Hava kalitesi araştırmalarında en çok alıntı yapılan makale, dergiler hangileridir? Bu konuda bir yayın yapmak isteyen birisi var belki. Ona yardımcı olmak istersiniz. Hava kalitesi çalışmalarında kullanılan anahtar kelimeler nelerdir? Trendler bu konuda nelerdir? Bunu sorabilirsiniz, cevaplayabilirsiniz. Hava kalitesi çalışmalarında ana temalar, konular nelerdir? Bunu sorabilirsiniz, cevaplayabilirsiniz. Gelecekte hava kalitesi üzerine yapılacak araştırmalar için fırsatlar ve öneriler nelerdir diye sorabilirsiniz. Bu soruların cevaplarını alabilirsiniz arkadaşlar. Demek ki bibliometrik analizde bu araçları bu şekilde kullanarak bir analiz ortaya koyabilirsiniz diyelim.